2 milyonun üzerindeki nüfusuyla Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan Şanlıurfa'da ise her geçen gün sorunlar artmaya devam ediyor. Detaylar haberimizde. Kentte gün geçtikçe hayat şartlarının zorlaşması Şanlıurfalı vatandaşların en büyük sorunu haline gelmeye devam ediyor. Sorunu nedir diye sorduk. Başta eğitimsizlik, işsizlik ve hayat pahalılığını dile getirdiler. Şanlıurfa'nın en büyük sorunları nedir? Şanlıurfa'nın en büyük sorunundan biri olan işsizliktir. İşsizliğin yarısı sıra eğitimsizlik. Eğitim gençlerimizin... Kentte yaşayan vatandaşlar ekonomiden işsizliği, eğitimden artan kira fiyatlarına sitem etti. Alamıyor. Günümüzün Anadolu okulları var. Oralarda eğitim alan insanlar iyi bir yerlere giremiyor. Ben şahsen kendimden örnek vereyim. Eğitimin... Urfanatik TV olarak Şanlıurfalı vatandaşlara Urfa'nın en büyük sorunu nedir diye sorduk. Urfa coğrafi bir şekil olduğu için kaderdir yani. Urfa'da ben hemen hemen her... Bir kesim işsizlikten dert yanarken bir kesim de hayat şartlarının ve artan ev kiralarından dert yandı. Bir şeyler yapıyorlar. Bunlar hem devletten gidiyor hem milletten gidiyor. Devletimiz buna bir el atması gerekiyor. Yani Şanlıurfa'nın sorunları çok. Çözülür mü? Çözülmez bence. Şanlıurfa çok değişik bir yer. Çok farklı bir yer. Ayran gibi çalkalıyorsun, köpük veriyor, dağıtıyorlar. Yani Şanlıurfa o şekil. Günümüzün gençlerinin beyni de çok karışık. Karışık olma sebebi hayatın çok farklı olması. Bugün asgari ücret yükseldi ya. Asgari ücretin yükselme sebebi bile biz gençleri var ya öldürdü, tavan yaptırdı. Peki Şanlıurfa'nın sorunların çözülmesi için ne gibi önerilerde? Ne gibi öneriler? Belediye başkanlarına sesleniyorum buradan. Hele muhtar adaylarına sesleniyorum. Çünkü günümüzün gençleri belediyelerden destek almazsa hiçbir yere varamazlar. Muhtar adaylarından da destek almaları gerekiyor. Muhtarlardan da. Bunun ne gibi bir sorun olur? En büyük sorunu işsizlik. Bundan sonra ekonomi. Geçinemiyoruz. Yani mahsulümüz para yapmıyor. Pamuk ekiyoruz. Yani bugün nasıl söyleyeyim size, bir ilaç atmaya kalkırsanız zaten ilaç parasını ödemiyor. Biz buğday tohumunu 15 tane